Sevgili canlar, ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi hani hikayeyi biliyoruz ya, sizden Munzur atıyla arkasına bakmadan öyle bir sizi silip gitmişlerdi ki ve bir daha bu gerçek aşkı bilmelerine rağmen hiç dönmeyecekmiş gibi gitmişler ya, hani bunu çok merak ettim ben. Peki hem gerçek aşk olduğunu biliyor Gamhat, çünkü Gamhat aşık olunca sadıktır. E peki aşıksan ve sadıksan niye gittin? Gittiysen neden hiç gelemedi sizle? Neden hiç görüşemedi, değil mi? Sistem ne vermişti? Kaç tane video yaptın, değil mi? 100 tane videodan fazla var. Munzur'la arkana bakmadan gittiğin bu gerçek aşka döndürüleceksin. Fakat bile isteye bir hata yapacaksın. Öyle de pis bir hata yapacaksın ki yer yarılsa da içine girsen diyeceksin. Bunu fark ettiğinde de bu gerçek aşka geri dönebilmek için kılı kırk yaracaksın. O kadar zor olacak diye anlatıyordum, biliyorsunuz. Eski Katina serilerini dinleyin. Ve tabii ki sonrakilerde de var. Peki şimdi size aşık, siz o aşıksınız onlara. Gerçek bir aşk, fakat bile isteye bir hata yapıyorlar. Ve şimdi ben bunu bir sorgulamak istiyorum sevgili canlar. Bile isteye yaptıkları bu hatayı bir tam olarak anlayalım biz. Neymiş bu bile isteye yaptıkları bu hata? Peki sizden giden eril dişilerinize soruyorum ben. Geçmişte yine fare kartı arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? 68 kart var burada ya. Almayacağım onu. Öf. Verirse tekrar versin sistem. Fare fare bıktık, midemiz kalktı artık. Şimdi Hesse gerçek, çok gerçek, ilahi bir aşkı temsil eder. Fakat denir ki onun için ruh kartıdır bu, ilahi. Para için harcanacak bu aşk çok kutsaldır ve bu aşka da geri döndürülecek, harcayan kişi için söylenir. O yüzden burada elementi zümrüttür. Fakat kişi giderken bunu bilmez ya da bilir, bile isteye gider. İşte Hesse bilerek, bile isteyerek giden kişiyi temsil eder. Peki o zaman şöyle bir bakalım bakalım. Geçmişte bile isteye yaptıkları bu hata neymiş? Neyi bile isteye hata yapmışlar? Neyi biliyorlarmış? Neyi de hata olarak bile isteye yapmışlar? Hadi bakalım. Evet, sistem verdi. Mida. Hadi bakalım, buyur buradan yak. Turan. Wow. Ve Zümrüt. Hesse'yi şöyle alayım, uzaklaştırayım sevgili canlar. Şöyle biraz daha yükselteyim. Biraz daha şöyle çevireyim. Siz şimdi daha net göreceksiniz burada. Peki burada şeyi siz söyleyin adını, Hesse. Bunu zaten bu burada Demirbaş. Hatta size şöyle, ama neyse, Mida burada. Mida'yı konuşacağız ya şimdi. Şimdi şöyle koyunca görebiliyorsunuz. Evet, Mida ve Turan enerjisi yalnız. Üçüncü kişi enerjisidir o. Hem Mida'nın kendisinin üçüncü kişi olduğunu ifade eder sevgili canlar. Hem Mida'nın üçüncü kişiyle ilgili para için bir üçüncü kişi araya mı sokmuş, bir şey yapmış. Durun bakalım ne yapmış, bir göreceğiz. Bu da Hesse gerçek aşk. Şöyle alayım da gerçek aşkınıza nazar değmesin diye. Görüyorsunuz değil mi sevgili canlar? Böyle net gözüküyor mu? Gözüküyor değil mi? Evet, hatta şöyle biraz daha indirsem sanki daha iyi görüyor olacaksınız. Evet. Daha net oldu. Evet, böyle daha güzel. Şimdi peki Urmiya bu arada altta ilk defa kendini gösterdi. Peki şimdi bile isteye yaptığı hata nedir? Şimdi sizden giden eril dişillerinize soruyorum. Bile isteye yaptığınız hata nedir? Neyi bile isteye yaptınız siz? Mesaj. Ne anlamalıyız peki bu mesajdan? Tilkilik. Devam et bakayım. Selena. Wow. Sanıyorum bunu bu tarafa, Mida'nın tarafını almamız gerekecek gibi geliyor. Bulutlar, maşallah. Selena, tilki, bulutlar. Evet, başka gözyaşı. Sevdikleriniz gözyaşı döküyor arkadaşlar. Başka ne anlamalıyız bu mesajdan? Elim boş kaldı diyor. Mesajdan ne anlamalıyız?
kız çocuğu. Yani birinin sevdiğinin masum olup olmamasıyla mı ilgili? Derviş, on numara cennet soru soruyorsun, on numara cevap veriyorum diye. Peki mesajda sevdiğinin masum olup olmamasıyla ilgili bir tilkilik yapıldı, maske takıldı. Bu da bana acı, elem, keder yaşattı ve benim elim boş kaldı diyor. Veya bu aşkı bitirdi. Peki mesajda sevgili dervişim, tamam ben bunu hisseyle, kız çocuğu sizi temsil ediyor arkadaşlar. Derviş de onayladı. Siz kız çocuğu kadar saf ve temizmişsiniz. Çünkü sizi sordum. Sevdiğin hakkında mı dedim? Evet dedi. Peki mesajın içeriği nedir? Masumiyetle ilgili bir durum var anladığım kadarıyla. Nedir bu? Yol. Peki kız çocuğunla ilgili bir yol mu demek istiyorsun? Hani kız çocuğun var, onunla ilgili bir yol yapmak zorunda mıydım diye mi düşünüyorsun? Evet. İlahi bana diyor ki on numara soru sordun cennet diyor. Biz ona o hatayı yapma dedik diyor. Peki ilahi sistemim, ben bunu buraya alayım. Burada çocuk mu kullanıldı? Çocuk konusu var, çocukları var, bahane edildi de bir mesaj çekildi de çocuk için çocuk kullanılarak, çocuk üzerinden çocuk kullanılarak veya çocuklar kullanılarak, ki büyük bir ihtimalle kız çocuğu kullanılmış burada. Daha çok onun üzerinden oyun, yani kullanılmış derken şu anlamda. Çocuk üzerinde spekülasyon yapılmış, yani oyun oynanılmış, kandırılmış yani. Kız çocuğu üzerinden demek ki zaafı var. Tabii çocuğunu seviyor. Hangi baba sevmez ki? Bu yılan seviyonda çocuk çıkmıyor. Dikkat edin, bütün açılımların çoğunun %99'unda çocuk hep sizin eril dişil tarafında gelir. Tabii bakın ben evliydim diyor. Babaydım yani. Peki. Sen kız çocuğun için, kız çocuğun üzerinden sana bir oyun yapıldı. O kullanıldı, onun üzerinden sana bir mesaj yazılıp da sen bir yola mı çağrıldın? Ben doğru mu anladım bunu? Evet, on numara. Fareler beni çağırmış diyor. Babaydım, evliydim diyor. Çocuğu bana bahane ettiler çocuk. Peki bu çocuk senin kız çocuğun muydu? Evet. Evet. %100 evet. Arkadaşlar burada sevdiğinizi, sizden değil de sevdiğinizin bir kız çocuğu vardıysa eğer, kız çocuğunu da çok seviyor ve ona düşkünse ve çocuk da o babaya düşkünse, zaafı, hassas noktası o kız çocuğu kullanılarak. Peki ne dedi sana? Kız çocuğun kullanılarak ne dedi? Babasını özledi. Kalif, dünyevi zevkler babası değil tabii ki. Seni özledi, seninle vakit geçirmek istiyor. Gel dedi diyor. Kalif ve Yakut var. Burada şunu demek istiyor, diyor ki kız çocuğum bana kullanıldı. O diyor hani benim için, yani dünya bir tarafa, o bir tarafa diyor. Çok seviyorum çocuğumu, o da beni çok seviyor. Çok büyük acı yaşadım cennet bunun sonunda diyor. Ama çocuğumla ben kandırılıp bu yola götürüldüm ve bu bana bir mesaj yazılarak geldi. Bu da bir tilkilikle yapılmış. Buna da maske takılmış. Bana da böyle çok güzel bir tablo gösterildi diyor. Hani tabii beyaz bulutlar neyi anlatır burada? Aslında kara bulutları yaşatmış ama ne demiş? İşte gel, çocuğun seni çok özledi. İşte sen belki de iyi baba değilsin, çocukla ilgilenmiyorsun diyor. Demiştir bu yılan. Çünkü bu yalancı mı, yalancıdır ya zaten Mida. Bakar mısınız şu tipe, yüzündeki ifadeye bakın. Böyle sofada hep oturur, alay eder, olduğu yerden ortaya bir tane yalan atar, 12 tane akıllı da çıkarmak için uğraşır arkadaşlar. Bu öyle bir karakterdir zaten. İşte zaten anne, Mida eştir, annedir. Burada Eprahat geldi, eşi. Yalnız Eprahat dışında Turan var burada. Turan kim, onu da soracağım şimdi. Başka birini temsil ediyor herhalde.
Ya da belki sizinkini mi temsil ediyor? Gözü dışarıda mıydı diyor. Ne diyor? Gerçek aşka bakıyor Turan burada. Paraya mı bakıyor? Para var öncesinde. Neyse dağıtımın buraya geleyim. Peki. Fakat diyor. Ha buradaki anlam çok büyük arkadaşlar. Ne var burada biliyor musun? Sırf sizden gerçek aşktan siz koparılın diye ayrılın diye neden? Direkt derviş üzerine geldi onayladı biliyorsunuz. Bu gerçek aşktan sevdiğinizde siz koparın bir arada kalmayın diye sizi para uğruna mida farelik yaparak bir Turan da ortaya atmış ya da Turan sizin sevdiğiniz bilmiyorum. Bakacağım onu da sorgulayacağım. Şimdi Mida burada Turan diye birini atmış ortaya. Eprat'ta da evli. Eprat da sizin sevdiğiniz eril dişileri temsil ediyor, tamam mı? Bütün amacı parayı tırtıklamakmış arkadaşlar. Çünkü fare ve para zümrüt geldi. Şans, başarı, işte ben kazanayım, ben şanslı olayım, ben başarıya ulaşayım diye. O gerçek aşka gidemesin, ondan olsun diye. Halbuki ilahi sistem de sizin sevdiklerinize demiş ki İsfahan'la sakın bunu yapma demiş. Sakın yapma demiş orada. Orada acı keder çekeceksin haçla. Gözyaşın bitmek bilmeyecek. Kısaca sana cehennemi yaşatacak demiş. Tamam mı? İşte belki yurt dışın, belki başka bir şehirdeydi. Siz buradaydınız. X yerdeydi. Oradaydı, oradaydı. Almanya'daydı, Türkiye'deydi. Oradaydı, buradaydı vesaire. Sonuçta burada kadersel süreçleri hem ifade eder, kadersel olmak zorunda olduğunu ifade eder. Kadersel olarak zaman geldiği için bu kişi bunu hak ettiği için yaşatılır ifade eder. Din, dil, kültür farklılığını ifade eder. Acı, elem, keder, gözyaşı, bulutlar da burada olduğu için sizin ağladığınız kadar ağlatılmışlar arkadaşlar. Sizi ağlatmışlar ama onlar da ağlamışlar. Bana diyor beyaz bulutları gösterdi her şeyi yani toz pembe anlattı bana diyor. Tamam mı? Bana diyor her şeyi toz pembe anlattı. Fakat diyor bunun geri perdesinde de onun fare ve bütün bunu para için yaptığını ve diyor burada da benim çocuğumu özellikle dikkat edin kız çocuğu olanlar daha net ayrım yapabilir. Kız çocuğuma çok düşkün. Belki iki çocuğu var. Belki tek çocuğu var çok düşkün. İşte belki bir kız bir erkek ama kızı daha düşkün olabilir. Kızı ona babaya daha düşkün olabilir. Veya anneye sizden giden eril dişilerinize göre alın. Ve neden kalifle geldi? Şimdi anladım. Kalif sizden giden sevdiklerinizin dünyevi zevki değil. Çocuk kullanarak götürülüyor. Aslında çocuk ön taraftaki vitrin, arka perdede Mida'nın seksüel tutkusu yatıyor arkadaşlar. Onun için kalifle geldi. Dünyevi zevkler. Ya yani burada tabii çocuğu değil de bir aşağı şeyi anlamında yani. Çocuk seni çok özledi gel vakit geçir. Hani biraz eğlendir onu diye yazmış götürmüş. Çok da üzülüyor. Ağlıyor belki seni görmek istiyor. Yani sonuçta burada küçük bir kız çocuğu var. Yani nereden baksanız. Kesinlikle 12 olabilir, 13, 19 olabilir, 18 olabilir, 12 olabilir, 9 bilmiyorum yani yaşına göre bu yaştaki bir kız çocuğu da olabilir, bundan daha büyük, daha küçük de olabilir. Ama sonuçta kız çocuğu dediği için arkadaşlar 18 yaşına geçemez yani. Hani sizden koparıldığı dönemde bu çocuk 18 yaşına geçemez. Yoksa kız çocuğu olarak vermezdi. Çünkü neden? Biz reşit yaşı 18 yaşa kadar gördüğümüz için de dolayısıyla kendi kararını kendi akıl yetisine göre kendi süzgecinden geçirip verebilmesi 18 yaşını devirmesinden sonra olacağı için. Burada kız çocuğu diyor yalnız. Yani 18'den küçük ya da belki sınır 18 olsun yani maksimum. Onun ve aşağısını alabilirsiniz fark etmez. Sonuçta kız çocuğu olan kız çocuğu kullanmış. Ön vitrinde gel çocuk seni çok özlüyor gece gündüz de ağlıyor hani sen nasıl da bir babasın çocukla da vakit geçirmiyorsun gezdirmiyorsun eğlendirmiyorsun kalif onun için geldi biraz vakit geçir onunla diyor fakat diyor ben diyor o yola diyor çocuğum için gittim fakat geri perdede Mida'nın kalif zevki olduğunu bilmiyordum bana yalandan bütün derdi diyor bakar mısınız para para Mida zümrüttür elementi ve bakar mısınız para ve fareler tırtıklamış para yani bütün olayı Mida ve para Mida ve para tamam mı arkadaşlar ve
kendi dünyevi zevki, tutkusu için belki keyfi vari olarak sadece sizden kıskançlığından ayırmak istedi. Niye? Çünkü zaten size aşık olduğunu biliyordu. Zaten erkekler biliyorsunuz saftiriktir, aşık olunca da belli ederler. Hani hırsızlık yapan hırsızlık yaptığını belli eder zaten. Anlatabiliyor muyum? Erkekler daha softtur yani. Ve diyor o nalet olası kader yola gittim der gibi. Aa tövbe estağfurullah nasıl böyle kullandım ben, demek böyle mi dediler acaba? O olmaz olası yola gittim ben diyor. İşte o kara yol, o toprak yol benim cehennemim oldu. Ve ben kandırıldım diyor. Ben diyorum şimdi Gamhat nasıl sadık oldu diyorum. Çünkü Hesse'yi sorguladığım için evet ben Gamhat'ım, gerçek aşıktım, sadıktım diyor. Ben dünyevi zevklere gitmedim ki benim. Çünkü Gamhat'ın zaten orada dikkatimi çekti. Dünyevi zevklere sırtı dönük olduğu için dikkatimi çekti arkadaşlar. Bu yüksek bir farkındalıktır bakın. Onun için onu sorguladım. Bakın nasıl bir olay ortaya çıktı. İşte rehber dediğiniz böyle dikkatli olmalı. Ve her kartı birbiriyle çok iyi çarparak okuması gerekir. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmamalıdır. Her bir cümle bir senaryonun başlangıcı bitişidir, sebebidir arkadaşlar. Ve o yüzden diyor ben gittiğimden beri gözyaşım bitmedi. Hep diyor ben böyle elem keder yaşadım. Ve bunu da artık kadersel olduğuna da inanıyorum. Belki de böyle olması gerekiyordu. Benim akıllanmam gerekiyordu diyor belki de. Ben çok zeki biliyordum kendim ama. Gam hatta toyluk enerjisine kapıldım diyor. İnandım ve gittim diyor sonuçta. Ama diyor ben bu gerçek aşka sadıktım. Yani çocuğum için gittim diyor. Halbuki iç sesim ilahi, ruh sesidir bu İsfahan'da der ki evet o yola gitme. O yol seni bitirecek, elem kedere boğacak. Sana çocuk kullandırılıyor, oraya inanma. Ve aynı zamanda da şurada bir şey daha aklıma geldi. Soracağım onu. Turan'la kız çocuğu vermesi büyük bir ihtimalle size attıkları iftira işlediğim var ya, üçüncü kişi yalanı. İşte onda üçüncü kişi var. Onun için elim boş kalacak dedi. Ne dedik? Gamhat'ın kalife bir önceki videoda arkası dönüktü. Burada da zaten orada kalif, Gamhat eli boş kalmıştı. Üç karttı. Neydi? Sen dedi gerçek aşk diye zannediyorsun, gidersen elin boş kalır, o dünyevi zevklere odaklı zaten, o masum biliyorsun, o masum da değil, gerçek aşk da değil, sen bana gel benim kocamsın, evliyiz biz zaten, ben mükemmel midayım dedi, götürdü. Neden? Çünkü burada bir Turan var, üçüncü kişi konumunda. İşte onda nasıl duygu sömürüsü yapmıştır ona. İşte sen zaten beni de aldatıyorsun da evdesin de babasın da, sen beni aldattın. Ben sanki çok iyiyim işte, zaten para ve farelik yapıyorum, seni de kandırıyorum. Geri perdede sadece para için uğraşıyorum ama ön tarafta da iyi bir anne rolüymüş gibi oynuyorum. Çocuğu da sana bahane ediyorum. Sana da dünyayı zehir edeceğim. Haç ne demek? Fiziğe yansıyacak kadar kişinin bunalıma girmesi demektir. Yani öyle böyle bir acı değildir o. Ve ben bunu da yapacağım. Hatta da bir yalan da atacağım. Senin sevdiğin masum değil. Onda bir üçüncü kişi var. Bunu da maske takarak yapacağım. Tilkilikle yapacağım. Mesajda da sana bunu yazacağım. Çocuk da ağlıyor. Çabuk koş gel. Baba ol. Çocukla ilgilen. Yoksa elin boş kalacak ya da seni boşayacağım ya da işte... Bilmem ne, bilmem ne artık, kim bilir ne yalanlar söylediyse. Çabuk bu yola gel. Demek ki bakın burada bir yol var. Sonuçta farklı bir yerdeymiş sevdikleriniz. İşte belki sizleyken, belki bu şehirde, belki iş için bir yerdeyken, yurt dışındayken. O böyle bir yalan atıyor kıskançlığından. Çünkü Mida çok kıskanç bir karakterdir. Yani uçan kuşu kıskanır. Ve dolayısıyla acaba sizinle miydi diye kıskançlığından çocuğu bahane ederek çocuk kullanıyor. Bakar mısın, çocuk kullanılır mı böyle bir şeyde? Ya gerçek aşk olduğunu bile bile çocuğu kullanarak bahane ediyor. Fakat kendi dünyevi zevki için çağırıyor. Maske takarak çağırıyor. Mesaj yazarak çağırıyor. Size üzerinize belki bir üçüncü kişi var yalanını atıyor. Belki de siz evdesiniz diye yalan atıyor. Belki siz biriyle yaşıyorsunuz ya da biri hayatınızda var diye yalan söylüyor. Çünkü burada tilkili kalif, mesaj, üçüncü kişi. Dolayısıyla elim boş kalacak demiş. Sistemde demiş ki yok yok sen o yola gitme. Asıl o yola gidersen elim boş kalacak. Sen burada kal, devam et demiş. Sen gerçek aşka yönel. Asıl oraya gidersen elim boş kalacak demiş. Çünkü orada cehennemi yaşatacağız sana. Niye? Sen Rabbin kutsal aşkına ihanet edeceğin için. Saf masum ruh eşine ihanet edeceksin. Neydi? Hesse, derviş ne dedi?
Sen bile isteye bu gerçek aşka ihanet edeceksin. Bu çok saf ve çocuk masumiyetinde bir aşk. O yüzden. Ama biz ilahi olarak seni bu aşka geri göndereceğiz tekrar. Döneceksin. Ama velaki sen şu an arkanı döndün gittin. Neydi? Muzuratıyla bir daha asla ve asla sizi gözden çıkarmış. Hiç geri dönmeyecekmiş gibi gitmiş. Bakalım siz derviş neyin? İsfahan'ın üzerine düştü. Biz diyor belki de 50 bin kez söyledik bunu yapma diye. Bakalım siz derviş İsfahan'ın üzerine düşüyor. Bu yola gitme diye diyor. 50 bin kez söyledik. Bu kadersel değil, orada acı çekeceksin. Biz kadersel olarak sana dayatmıyoruz, zor yapmıyoruz yani. Hani bunu sana ilahin yaşatmıyor veya ruh eşin yaşatmıyor. Sen kendi kendine yaşatıyorsun. Senin kendi tercihin demek istemiş. Oraya gidersen elin boş kalacak. Peki Rumi'm, ben buraya kadar doğru anladım mı? Bir Rumi'den destek alıp ondan sonra devam edeceğim sevgili canlar. Bakalım saat kaç olmuş? Ay iyi güzel, bir 10 dakika daha devam edebiliriz. Peki sevgili Rumi'm, buraya kadar anlattım bu senaryo. Yut tutan arkadaşlar var elbette ki. Herkes evli olacak değil. Partneri sevgilisi olanlar için de olabilir arkadaşlar. Ama sonuçta burada bir kız çocuğu var. Ve 18 yaş ve altı çocuğu olanlar daha çok baz alabilir, benimle uyumlanabilir diye düşünüyorum. Buraya kadar benim anladığım, derviş beni onayladı. İsfahan'la onayladı zaten, ama Rumi bir de senden alayım. Ya tabii. Çünkü diyor bakar mısınız biz ona yapma dediğimiz dememize rağmen dervişle dedi ilk geldi, sonra İsfahan'la dedi ilk geldi, gitme elem keder yaşayacaksın, orada yalan dolan var, tilki var, kalif var, Selena var. Bakar mısınız arkadaşlar, 3 karta: Selena, tilki ve kalif. Ve bu evli olduğu kişi arkadaşlar ve bu çocuğun annesi. Böyle bir şey olabilir mi? Ne büyük acı değil mi aslında? Buradan anlatmak kolay geliyor bize ama ne kadar büyük acı. Gerçekten yüreğim acıdı yani. Hele hele çocukların kullanılması. Hiç affedebileceğim, kabullenebileceğim bir şey asla olamaz yani. Tabii babayı, adam ne yapsın çocuk diye inanmış gitmişler yani. Saftirik diye orada olmuş işte. O da saf ve temiz oluşlarında. Hinlik yok çünkü. Bu Midadaslar işte. Hinlik var. Biz dedik ki diyor o yola ısrarla sistem nasıl veriyor? Kaç kere verdi? Ve şu an Rumi ile çekiyorum. Bir tane daha almak istedim. Ya. Ya. Ay 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 ay. Biz dedik ki o yola gitme. Orada yalan söylüyor. Çocuğu sana karşı kullanıyor. Bütün amacı kendi, sadece seni gerçek aşkından, ruh eşinden ayırmak. Biz sana yapma dedik. Fakat diyor sen ruh sesini, kalp sesini dinlemedin. Gittin ve sonucunu yaşadın diyor. Çünkü sen de kalple tezatlık yapmıştın diyor. Hiç bu gerçek aşkı yüreğinde hissetmene rağmen diyor. Çok üzüle üzüle. Kalpli tezatlık savaş gibidir. Sen diyor orada tezatlığa düşmemen gerekiyor. Çünkü tezatlık yapacak bir şey yoktu. O gerçek aşktı diyor. Senin en büyük hatan tam da burada oldu. Onun için bu kadar büyük acı, elem, keder geldi. O günden beridir bu acıyı yaşıyorlar. Ben anladım şimdi niye bunlar sistemde, kolektifte erillerin çoğu neden kılıç kırala çıkıyor diye. Şimdi anlıyorum. Özellikle yurt dışı mahkemeleri boşanmaları var. Türk olup yabancıyla evli olabilirsiniz. Veya çocuklar, çocuk mahkemesi varsa, yurt dışında doğduysa eğer kız çocuğunuz, burada bir boşanıyorsanız, boşanma davanız çocuk velayeti ve yurt dışı mahkemeleri sebebiyle henüz sonuç bulunamadıysa, onun için evli de gözüküyor olabilenler olabilir diye geldi. Onun için diyor sen de diyor kalpte tezatlık yaptın. Çünkü diyor kalpte tezatlık yapmak savaş gibidir diyor. Yapmaman gerekiyordu. Birazcık diyor bu, bakın kaderi de ilahi temsil eder. Hani biraz Allah'a inan yani. Kendine inansaydın, biraz ruh eşine inansaydın, bu aşka inansaydın ve kalpte tezatlık yapmasaydın. Sen kalpte tezatlık yaptığın için kalpte de tezatlık yaparsan gerçek aşkta savaş gibi olur diyor. Ve sen o kendi seçiminin savaşını yaşadın. O yüzden bu kadar büyük acılar çektin, yaşadın diyor. Bakar mısınız? Tekrar destekledi beni.
Evet cennet. On uzaktan burada şeyi der çünkü değneklerin dokuzlusudur. Sizinle tamamlanacaklarmış. Bir öncekinde de ev geldi biliyorsunuz. Çok pardon. Hani ne demişti? Evleneceklerdi sizle. Değil mi mesela? Ev kurmasın sizle. Aman size gelip sakın ha bu gerçek aşkta kalıcı olmasın diye. Peki. O zaman burada kalpte tezatlık yaptığı için ikileme düştü. Peki bu tezatlığı niçin yaptı sevgili Rumi? Neden bu tezatlığı yapma ihtiyacı hissetti? Yani neden tezatlık yapıyor? Hem gerçek aşk diyebiliyor, hem sadım diyor, hem tezatlık neyin nesi? Ha. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Çünkü dedi ki bu aşk cepte ben bunu bekletebilirim dedi diyor. Ona aydınlandı diyor. Çünkü sizin sevginizden emin olmuşlar arkadaşlar. Siz hani burada bekleyin. Ne olacak o gitsin, yemlensin, keklensin, acı çeksin, gelsin, dünyevi zevkleri de yaşasın. En son başka yapacağı bir şey kalmaz size gelsin. Çünkü siz keksiniz ya tövbe estağfurullah. Çok affedersiniz. Sizi bekletebilirmiş. Cepte keklik zannediyormuş. Peki bir dakika ben oraya tekrar bir kart daha doğru mu anladım? Dört dörtlük anladın diyor. Evlilik kartı. İlişkiyi bir üst safhaya taşıma kartı. Evlenmek, nişanlanmak, evlilik teklifi. Ev tutmak, ev kurmak, eve taşınmak gibi. Yani sizinle evliliği düşünecek kadar büyük bir aşk beslerken diyor. Biz sana dedik ki ne ola ki burada kalpte tezatlık yapıyorsun? Ne ola ki sen bu aşkı beklemeye alıyorsun, sevdiğini bekletmeye alacaksın ve bunu da kafanda düşünüyorsun, onun haberi yok. Peki bunu da habersizce kendi tek taraflı mı bunu böyle düşündü sevgili Rumi? Ben doğru mu anladım? Bunu da bilerek hani nasılsa bir şey olmaz bekletir mi dedi. Tabii ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız cevaplara? 10 numara soru soruyorum. 10 numara cevap geliyor. Diyor ki sistem ilahi. Evet diyor. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. Bu aşkı zor gördü diyor. Bir öncekinde dağları unutmayın. Bütün videolar seri haldedir arkadaşlar. Konu bütündür. Şu an sistemde dünya üzerinde ilahilik. Şu an sınavda olan eriller, dişiller, haksızlık eden, zihin çalıştıran, dünyevi zevkler odaklı olan kişiler için bu senaryo bir bütündür. Her bir video ayrı ayrı bakılamaz. Konunun devamıdır. Ve bakın burada diyor ki o kadar 10 numara aydınlatıcı bir soru sordun ki cennet diyor yıkılan kule buna aydınlanmaları gerekiyordu diyor. Bu evleneceklerdi onlar. Evleneceklerdi. Dört dörtlük olacak. Buna aydınlanması gerekiyordu. Bu aşkı anlaması gerekiyordu. Kalpte, ay burayı da daha okumamışım. Bakar mısınız? O kadar çok şey geldi ki bir arada. Değneklerin dokuzlusu ne demek? Tamamlanmadan bir adım önceki diyor. O diyor bu aşkı cepte zannettiği için sevdiğini kek zannetti kısaca diyor. O yüzden diyor ben biraz bekleteyim gideyim burayı da halledeyim. Belki para işim var, belki çocuk işim var. İşte belki de biraz daha dünyevi zevklere de bakayım. Ama Gamhat'ın dünyevi zevkler arkası dönüktü. O da enteresan. Midan'ın dünyevi zevkine miydi bu? Hayır. Senin ruh eşinin dünyevi zevkine kurban oluşu diyor. Yani kısaca sevdiğini geride bırakmasının sebebi kendisinin dünyevi zevklere odaklı oluşuydu diyor. Burada sizin ruh eşinizi temsil ediyor. Kupa altılı bu arkadaşlar. Sizi üzüntüye böyle boğarken, sizi bırakırken sizin aşık olup saf, temiz, masum olduğunuz için keksiniz ya bekleyeceksiniz diye. Nasıl orada biraz daha bekleyebilirsiniz, size biraz daha geç gelebilir yani kendi zevkini halledene kadar diyor. Bakar mısınız? Direkt verdi sistem. Peki Gamhat arkam dönük dedi. Dünyevi zevkler odaklı değilim dedi. Bunu nasıl açıklayacağız Rumi? Demek ki ikiye bölündü kolektif. Kafası karışıktı diyor. Şimdi senaryoyu toparlayacak olursam sevgili canlar. Size kitap gibi senaryo gerçekten bakın. Burada kaç tane olay var? Kiminiz için? Özellikle çocukları olanlar için. Burada tek kız çocuğu olanlar mı? Biraz daha ayrıntı yapalım Rumi. Tek kız çocuğu olan mı?
Allah Allah. Kız çocuğu için gitti demek mi istiyorsun? Yok. Aa. Yani ciddi olamaz. Aa. Adalet kartı geldi. Ay şok. Ay burada bitireyim, devam edeceğim arkadaşlar.